Evet arkadaşlar, şimdi bamyamız pişti ama görüyorsunuz hiç parçalanmadı. Şimdi ben ısırıyorum. Bakın. Muhteşem. Hiç de şeyini, sıvısını bırakmadı. Yemeğimiz çok güzel oldu. Bir tane daha yiyeyim. Bu şekilde. Koruğundan da alayım. Koruğu da ekşisini salmış. Muhteşem bir lezzet. Lütfen deneyin. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere koruklu bamya yapıyorum. Koruğum, bamyam yeni pazardan aldım, tazecik. Şimdi bamyamı yıkayıp temizleyeceğim. Daha sonra sizlere yapışını göstereceğim. Fesleğenlerim, tazecik, ağaçlarım, balkonum. Evet arkadaşlar, bamyalarımızı şu şekilde şöyle ben bir kat daha sizin için alıyorum. Salyasını çıkarmamak için düz kesmiyoruz bamyalarımızı, şu şekilde kesmiyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Ben hepsini temizledim zamanınızı almamak için. Şekilde. Soğanımızı doğradım 1 adet. 2 adet domatesimiz, 5 diş sarımsak, 2 tane yeşil biber, zeytinyağında. Şimdi bir salkım koruk. Koruklu bamyamızı pişiriyoruz sağlıklı. Tavamızı ocağa aldık. Ben tavada, sizin görmeniz için tavada pişiriyorum. Siz tencerede pişirin. Şöyle bir sıra bakayım ne kadar. Evet. Bir çay bardağının 1/4'ünü bırakıyoruz. 1/4'ünü kullanıyoruz. Soğanlarımız çok hafif. Sarartmadık, pembeleştirmedik. Aroması çıkmasına izin verdik. Sarımsağımızı da 1-2 karıştırıyoruz. Daha sonra yeşil biberimiz. Onu da 1-2 karıştırıyoruz. Renkleri kaybolmasın diye çok kavurmuyoruz. Çok hafif. Bu kadar yeter. Sonra domatesden önce bamyamızı koyuyoruz. Bamyamız yarım kilo fakat temizlenince 400 gram falan kalmıştır. Şöyle hafif bir sote ediyoruz. Eğer yaparsanız böyle bamyalarınız diri kalır, yumuşak olmaz. Ezilmiş bamyayı da ben hiç sevmem. O yüzden çok hafif bir sote yapıyoruz. Bu şekilde. Bir iki dakika yeterli. Evet, tuzunu koyalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Kabuklarını soydum, doğradım domatesi.
1-2 dakika domateslerimizin eriyip rengini vermesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz sarardı. Hiç su koymadık. Sadece domates suyuyla. Çok karıştırmıyoruz artık. Domates suyum vardı. Bir bardak domates suyu koyuyorum. Su koymuyorum. Su hiç koymuyorum. Ama siz su koyabilirsiniz dilerseniz. Bu şekilde. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu tane ile koyabilirsiniz. Koru. Fakat bizim tirede adet böyle salkımla koyarız biz. Tam ortasına koyarız. Bu şekilde ekşisini, pişince ekşisini salacak. Bir daha da artık bamya karışmaz. Çünkü bamya ezilir. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte domates suyuyla pişiyor. Evet arkadaşlar, bamyamız şu anda pişti. Önceden sararttığımız için 12 dakikada bamyamız pişti. Şekilde. Çok nefis oldu. Koruklu bamyamız. Evet arkadaşlar, koruklu bamyamız pişti. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız, beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar, şimdi bamyamız pişti ama görüyorsunuz hiç parçalanmadı. Şimdi ben ısırıyorum. Bakın. Muhteşem, hiç de şeyini, sıvısını bırakmadı. Yemeğimiz çok güzel oldu. Bir tane daha yiyeyim. Bu şekilde. Koruğundan da alayım. Koruğu da. Koruğu da ekşisini salmış. Muhteşem bir lezzet. Lütfen deneyin. Hepinize afiyet olsun.